Aslında bir yolu var Ceylan annemi yola getirmenin ama senin hoşuna gitmeyebilir. Ay nasıl bir yol? Söyle ne olur, vallahi bitsin bu gerilim ya. Söyleyeyim değil mi? Yani saklamak etik gelmiyor zaten bana. Yüksek sesle söyleyeyim de işimizi görsün bari. Duysun. Ceylan. Efendim. Ben Melike'yi öpmüş olabilirim. Ne? Ne dedin sen? Ne dedin? Sen Melike'yi mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sana ne oluyor? Ne oluyor? Ay. Kim öptü lan Melike'yi? Ha? Boş boğazlan. Geberteceğim seni. Ulan bu apartmana geldiğimizden beri burnumuz şeyden çıkmadı be. Nasıl açılıyor bu kapı? Allah kahretsin. Madem açılıyor niye siz atlıyorsunuz sürekli bu kapıdan? Kim öptü Melike'yi? İsim verin isim. Ya. Sen madem Melike'yi seviyorsun gidip Melike'yi öpeceksin. Niye beni oyalıyorsun be adam? Doğru mu lan bu? Doğru mu bu lan Doğan abi? Ne haber Taner? İyi abi seni vurmayı düşünüyorum. Kafamı karıştırma. Ya bir aile meselesi de. Ya Melike'yi falan öptüm de onları konuşacağız bir bekle. Hayatım şöyle söyleyeyim yani ben de birkaç gün öncesine kadar yeni hatırladım Melike'yi öpmüş olabileceğimi. Ben de hatırlamıyordum inan. Lan ne demek hatırlamıyorum? Uykunda mı geziyorsun? Rüyanda kapı kapı dolaşıp kız mı öpüyorsun? Deli manyak. Hakikaten ya insan artık bu kadar da saf yerine konmaz Doğancığım. Tamam tamam bir dakika yani bak hatırlamıyorsa önemli bir şey değildir. Ha, yani bu kadar küçücük bir şey için hiç ağzımızın tadını bozmaya değer mi öyle değil mi? Yani sakın evlenmekten vazgeçme. Bak istediğiniz evde oturabilirsiniz. Küçücük. Küçücük bir şey için mi? Sen maddeciğim sen evlilik, mevlilik. Yok bir de farkında değil misin? Adam başkasını öptüm diyor ya. Ağzından. Ceylan. Bak beni Melike ateşine atma tamam mı? Sen benim biricik gelinimsin. Ya Doğan bir şeyler söylesene. Yani bak kız o kadar ev tuttu, dünya kadar para harcadı değil mi? Ben tekrarlıyorum, istediğiniz evde oturabilirsiniz. Bak dediğim gibi oldu, sorunu çözdük. Sen biraz sinirlenmiş oldun. Tam söylediğim gibi olmadı, oldu. Ya kusura bakmayın sohbetinizi bölüyorum ama silah tutuyorum sana. Korksana adam, kork birazcık ya. Ya Taner ne dedim sana? Bir aile meselesi var dedim ya. Aile mi? Sonra mı geleyim ben? Nasıl yapalım? Ya git sonra gel. Ayrıca sana ne? Melike'yi öptüysem sana ne ya? Sen Roza'yla evlenmedin mi? Roza'yı sevmiyor musun? Evliyim. Orası öyle. Ama ben eski hanımlarımı da öptürmüyorum. Delikanlısın ama. Yine ne oluyor ya? Hanım! Demir Bey sakın! Lan korksana sen de Doğan abi. Niye korkmuyorsun ya? Bu elimdekinin ne olduğunu biliyor musun? İnsanlara ne yaptığını biliyor musun bunun? Bakayım. Ben ilk defa sana gördüm. Ha oyuncakmış ya. Gerçek sandıydım ben de. Allah Allah. Doğan. Yürü. Gidiyoruz. Peki sen nasıl bir sinsin? Nasıl bir sahtekar çıktın be kadın? Nereye gidiyorsunuz? Ya bir dakika durun nereye ya? Hop be. Ah. Ceylan. Doğru mu bu? Gerçekten öptü mü? Öpmüş. Yapma ya. Nasıl yapsak? Ben de seni mi öpsem? Sen saçmam Allah aşkına. Ne bileyim kız intikam şeyi olarak diye. Ya bir dakika boş bırakmaya gelmiyor bir apartman ya. Allah Allah. Seni kaldır şu oyuncak silahı. Ya ben istemiyorum böyle apartman ortamında böyle şeyler. Aile ortamı burası. Lan niye bunun gerçek olduğuna kimse inanmıyor ya? Allah Allah. İlla birini mi vurayım? Yok ki sen olursun. Tamam tamam beni o Doğan öyle elinden alınca oyuncak sandıydım ya. Bana müsaade. O onun şuursuzluğuydu. Herif korkmuyor ki hiçbir şeyden. Yok yok yok. Korkmuyor. Beni kaybetmekten de korkmuyor. Gelip bir de gözümün içine baka baka diyor ya. Ben başkasını Melike'yi öptüm diyor. Ay böyle timsah ruhlu, böyle şuursuz, böyle korkusuz bir herif görmedim ben ya. Tabii öyle. Bakın bu bizim alemde olsa değil İstanbul'un bir ay içinde bütün Orta Doğu'nun başına geçer. Yani oğlum diye söylemiyorum. Ama Allah'tan suça meyli yok. Yani yoksa sizin bütün o mafyamatik işlerinizi elinizden alırdı. Yani ben bunu 3 yaşındayken terlikle bile korkutamıyordum. Havada kapıp atıyordu dışarı. Evet. Çocukluk işte ya. Allah Allah. Neyse.
Sıkıntı yok. Onlar dönecek ve anlatacaklar ne olduğunu. Tabii. Ya? Gittikleri gibi dönecekler. Tabii. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz şey teyze, Sema teyze. Sen? Benim koca. Sana ne kim öptü? Bana bak, sen niye bu kadar gaza geliyorsun? Niye havaya giriyorsun Roza? Bir daha böyle bir şey yapacaksan ben seni boşayacak. Allah Allah. Hayatıma giren bütün kadınlar beni boşamak istiyor ya. Bıktım. Yeter! Kendim. Yok kız, vurur muyum kendimi, manyak? Deniyordum öyle. İyi bari.